Artı TV ekranlarında Bağdat Kafe programına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bugün 22 Eylül 2023 Cumartesi ve her cumartesi olduğu gibi aynı saatte karşınızdayız. Bağdat Kafe tanıdığımız, sevdiğimiz, bildiğimiz insanların hayat hikayelerine yakından bakmaya devam ediyor. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. HDP Onursal Başkanı sevgili Ertuğrul Kürkçü bizlerle olacak. Ertuğrul Kürkçü'nün hayatına bakarken eminim ki Türkiye siyasi tarihinin, yakın tarihinin de izlerini hep beraber izleyeceğiz. Ertuğrul abi bugün bizlerle. Ertuğrul hocam hoş geldiniz programımıza. Merhaba, hoş bulduk. Böyle bu harala gürele içerisinde vakit bulup da hafta sonu biraz da böyle hikayeyi konuştuğumuz her birimizin bu bugünlere gelen kariyer hikayesi, mesleki hikaye veya siyasi hikayesini konuşuyoruz. Ama size nereden başlayacağız hocam? Şimdi en baştan başlamamız lazım format gereği. Siz 1948 Bursa doğumlusunuz. Evet. Ertuğrul abi nasıl bir ev, nasıl bir mahalle, nasıl bir aile, ne var o sırada gündemde Türkiye'de? Ben Bursa'da doğdum ama Bursa'yı da hiç büyümedim. Yani Bursa'da doğmam tesadüf, orada büyük babam Bursa'da ticaret odası katibiymiş. Annem onu ziyarete gittiğinde ben hesapta olmayan şekilde birkaç gün erken dünyaya gelmişim. O yüzden Bursa'da doğdum ama yani hani Bursa'da güzel bir şehrimiz, güzel bir vilayetimiz ama nereli olduğum hakkında aslında çok belirgin bir kanaatim yok. Ankara'da büyüdüm esas. Yani ilk öğrenim, sonra üniversite Ankara'da geçti. Kendimi bu açıdan hani kültürel olarak Ankaralı sayarım ama biraz böyle Amerika'da doğan Amerikalıdır gibi Bursa'da doğan Bursalıdır olmuş sizin için de galiba. Yani bu da olur ama hani insanlar şöyle merak ediyorlar hani Bursa'nın neresinden? Bizim öyle bir köyümüz yok. Yani genel olarak ben arkadaşlarımın öykülerine baktığımda herkesin bir aşağı yukarı herkesin bir köyü var, bir ilçesi var falan. Bizim öyle değil. Yani bizim ilçemiz, köyümüz Ankara gibi oldu. Açıdan hani ben kendimi daha Ankara'da doğma değil ama Ankara'da büyüme, Ankara karakterinde kabul ederim. Öyle ama benim doğduğum yıllar işte İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkılan Türkiye'nin tek parti devrinden çok partili devre geçtiği, büyük siyasi gerilimlerin yaşandığı, işte bir devrin kapanıp bir devrin açıldığı dönem. Aşağı yukarı benim arkadaşlarımın hepsi birlikte büyüdüklerimizin neredeyse tamamı bu tarihte doğmanın bir sonucu olarak 1968'de 20 yaşında olduk. Dolayısıyla o dönem yani Türkiye'de demokrasi özlemlerinin güçlendiği, çoğulculuk fikrinin toplumda güç kazandığı, bir tek partinin değil birçok partinin olduğu ve daha çoğunun arandığı bir dönemi işaret ediyordu kültürel iklim. Çocukluk açısından da Türkiye'ye baktığımız zaman işte o tarihler Türkiye nüfusunun bugünkünün tam tersi ülkedeki dağılımı. Yani kır nüfusu %80, kent nüfusu %20 olduğu bir tarihte doğmuş kentli çocuklardanız. Biz de dolayısıyla daha çok dar muhitlerde geçti çocukluğumuz. Birbirimize benzeyen insanlarla birlikte büyüdük ve bu esasen size bilginin önemli olduğu, iyi bir eğitimin en önemli servet olduğu, öğrenerek, çalışarak, okuyarak insan olunabileceğine dair çok kuvvetli ne diyelim motivlerin hem resmi toplumda hem sivil toplumda yaygın olduğu bir dönemdi. Bu bize şahsen benimle aynı dönemde okuyanların hemen hepsinin ortak edinimini ben şöyle gördüm. Çok iyi ve güçlü bir ilk ve orta öğrenim
rejiminden geçtik. Türkiye'nin o yılları hani şeyin tek parti devrinden çıkılmış olmasının da yarattığı nispi ferahlama dolayısıyla hem kuvvetli bir ilk ve orta öğrenim, özel okul hemen hemen yoktu zaten ve üniversite kalitesinde bir lise öğrenimi bize sağladı. Bu oldukça ne diyelim iyi yetişmiş bir gençlik kuşağına doğru bizi taşıdı. Ben şahsen işte yani bütün bu sebeplerle bir de benim yakın akrabalarımın yani annemin kardeşleri işte öğretmendiler, memurdular. Babam biz bir dönem ticaretle bir dönem memuriyetle iştigal ediyordu. Dolayısıyla daha çok okul dışı kültürel çalışmalar işte o hep okumak zaten aslında pek fazla bir şey yoktu. Yani televizyon, internet bunların olmadığı bir dönemde radyo en önemli iletişim aracı. Dolayısıyla müzik, dolayısıyla gündelik haberleri izlemek. Gazete çok önemli bir iletişim aracıydı. Çok önemli bir siyasi araçtı. Her eve şehirdeyseniz mutlaka bir gazete girecek. Bugün gazete giren ev ve herhalde girmeyen evden çok daha azdır. O zaman ben hatırlıyorum ben ilkokula giderken Hürriyet gazetesi çıktı ve 1 milyon satmıştı. 20 milyon nüfuslu bir ülkede ilk sayısı. Bunlar çok önemli şeylerdi. Dolayısıyla gazetelerden öğrenmek işte bunları kardeş benim biz çok kardeşiz. Gerçi abimle daha yakın yaşlarımız birbirine. Dolayısıyla hani okuduklarını birbirine anlatmak, aramak, bulmak. Öğretmen teyzemin sandıklarını, arşivlerini karıştırdıkça meğer Nazım Hikmet'in henüz Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kitaplarının yayınlandığı dönemler varmış. O dönemlerde yazılmış şiirlerini Nazım'ın Nazım olduğunu bilmeden keşfetmiştik. Bizim için çok büyük daha sonra Nazım'ı keşfedince ya biz bunu da okuma yazma öğrenirken okumuştuk diye birden düşündük. Çünkü abim bir şiir ezberlemiş Türkçe dersinde bunu herkes şiir okusun. O da Nazım'ın şiirini okumuş Bahri Hazer. Öğretmen sonuna kadar sabırla dinlemiş sonra öğretmen odasına çağırmış demiş. Sen bu şiiri okumadın, biz bunu dinlemedik. Ne oluyor? Ben teyzemin işte kitabından okudum. Demiş o kitap orada kalsın. Yani şiir güzel fakat bu konu karışık. Dolayısıyla böyle şeylerin yasaklarla, özgürlüklerin, bilgiyle bilgisizliğin birbirine karıştığı dönemlerdi. Ama şöyle diyebilirim hani... İşte orta halliden biraz belki daha düşük bir yaşam standardında ama ne diyelim işte oyun oynamayı, okumayı, sınıf birincisi değilse de sınıfın işte takdir edilen öğrencilerinden olmayı önemseyerek geçen bir ilk öğrenim dönemi oldu. Böyle baktığım zaman hani ben çocukluğumu ne diyelim çok heyecanlı değil ama çok benim için sevgi dolu, geleceğe ümitle baktığım bir dönem olarak görüyorum. Öyle yani doğdum, büyüdüm. Çok fazla darlık, yoksulluk çekmedik. Çok varlıklı değildik. İster istemez tutumlu olmayı, iyi bir insan olmanın her şeyden önemli olduğunu bilmeyi, öğrenmeyi, bunları başkalarında da aramayı keşfettiğimiz öyle bir ahlakın içine doğduk esasen. Şimdi Ertuğrul abi 20 yaşındayken 1968 tarihindeydik diyorsunuz. Bu gerçekten hani 68 kuşağını düşünürsek o tarihte, o şehirde, 20 yaşında ve ODTÜ'de mimarlık öğrencisi olarak
zaten başka şansınız yokmuş sizin, yani o yola girmek zorundaymışsınız gibi gözüküyor. Yani bugün 20 yaşında çocuklar AKP'den başka bir şey görmedi. Sizin 20 yaşınız 1968. Fakat tabii bu şey, bu bence şu açıdan ilginç, 1968'de yani hiçbir şey bizi daha sonra 68'lilik olarak bilinen ne diyelim tavra çağırmıyordu. Resmi toplum böyle değildi. Muhalefet de bizden bunu talep etmiyordu. 68'de muhalefet de tam öyle değildi demiştiniz. Yani muhalefet de aslında öğrenci hareketinin daha sonra olduğu gibi olmasını beklemiyordu. Gençlik bir kere harekete geçtiğinde, ki bu hareket birçok yerden beslendi. Birincisi bu anti-emperyalizm olarak daha sonra bizim literatürümüze dahil olan ve esas olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin iç işlerine müdahil olduğu ve herkesin Amerika Birleşik Devletleri'ne öfke duyduğu bir dönemde, bundan daha fazlası da var. Amerika aslında sadece bir iç iş meselesi değil, aynı zamanda bir dünya hakimiyeti meselesi, aynı zamanda bir kültürel hakimiyet meselesi, bir sömürü meselesi. Bütün bunları bize söyleyen bir parti vardı. Türkiye İşçi Partisi küçük de olsa kafasını çalıştırmak isteyen herkes için duyduğunda bir mana verebileceği şeyler söylüyordu. Ben Türkiye İşçi Partisi'nin doğrusu üniversiteye gelmeden keşfetmiştim. O zaman biz İzmit'te yaşıyorduk, babamın işi dolayısıyla. Bugünkü adının tam ne olduğunu bilmiyorum ama Petkim herhalde. O zaman İpraş'tı. İpraş rafinerisinde çalışıyordu. Ve 1965 seçimlerinde ilk kez radyolardan Mehmet Ali Aybar'ın sesini duyduk. Kimsenin dediğine benzemeyen bir hitap. İşte sevgili yurttaşlarım, hayır, işçiler, köylüler, marabalar, böyle başlayan bir konuşma ve hiç kimsenin söylemediği sözler. Tabii ki orası bir işçi muhiti olduğu için okulda işçi ve sendikacıların çocukları olan arkadaşlarım vardı. Onlar çoktan İşçi Partisi'ni keşfetmişlerdi. Dolayısıyla bir işçi partisi meselemiz 1965'te vardı ve öte yandan bütün bunları besleyen bir başka şey daha oldu. 1965-66'da edebiyata, sanata meraklı bir genç için iki tane Nobel ödülü. Birini Şolohov kazandı ve bizi Rusya'nın engin sosyal mücadelelerini anlamaya çağıran bir edebiyat arka planı gördük. İkincisi, Jean-Paul Sartre aynı ödülü reddetti. Dolayısıyla bir statükoya karşı bir aykırı duruş, egzistansiyalizm ve sosyalizm, bütün bunlar işte 16-17 yaşındaki çocukların aklına girdi. Ve derken 1965 nüfus sayımında biz lise öğrencilerini görevlendirdi devlet. Lise son sınıf öğrencilerin ya da lise öğrencilerin hepsi sayım memuru oldu. Ve ben İzmit'in bütün yoksul işçi mahallelerinde nüfus sayımı yaptım. Ve benim yaşadığım semtle hiçbir alakası olmayan hayatların yaşandığı evlere girip çıktım. İnsanlar gördüm. Derin yoksulluk diye bugün adlandırdığımız, ben o gün aşağı yukarı benzer bir kavram kafamda vardı. Bu kadar yoksul olunamaz diye. Bütün bu yoksullukla da tanışınca bütün bunların hepsi bir araya geldi ve bambaşka bir yanıcı madde oluştu. Hani diyorlar ya, ya bunları kim kışkırttı? Hayatın kendisi kışkırttı. Fakat hayatla bilgi bir araya geldi. İstisnai olan budur. İyi yetişmiş, her şeye açık, temiz ahlakı önemseyen genç insanların önüne hayatın bütün çapraşık meseleleri ve bunun çıkardan bağımsız, çoğunluk için, bütün insanlık için
çözülebileceğine dair bir itki üniversiteleri bir yangın yeri gibi sardı. Aslı bu. Ve hep birlikte kendimiz o dalga içinde büyüdük. Ne Türkiye İşçi Partisi'nin istediği gibi olabildik. O her 4 yılda bir oy sandıklarına oylarımızı atıp memleketin değiştirilemeyeceğini hemen 69 seçimlerinde gördük. Çünkü Türkiye İşçi Partisi 14 milletvekiliyle meclise girince Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet Partisi anlaştı. Bu tiplileri meclise sokmayalım, seçim yöntemini değiştirelim ve bir tek Aybar kaldı parlamentoda. Belli ki yol başka yerden geçiyor. Bu statükoyu aşmak için dolayısıyla devrimci fikirler ister istemez siyasetin zalimliği sizi devrimci fikirleri keşfe çağırdı. Ve Türkiye işte 27 Mayıs'ın olumlu etkilerinden bir tanesi ifade ve düşünce özgürlüğü önündeki engellerin önemli ölçüde kalktığı muazzam bir çeviri ve telif sol muhalefet literatürüyle doldu. Bir kitaptan öbür kitaba deliler gibi koşup gündüzleri ders akşamları oku 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 ve tartış tartış. Ankara'da başka bir şey yapamazsınız. Ankara böyle bir yerdir. Ankara'da iyi okumak ve iyi tartışmak, iyi arkadaş muhitleri ve evlerdir. Hayat buralarda gelişirdi. Ve böylelikle pıtrak gibi hızlıca bir yıl içerisinde aslında hepimizin bütün dünyası değişti. Ve biz şunu fark ettik ki hocalarımız bizden cahil. Yani akademik olarak ne diyelim bizden çok daha bize yol gösteren insanlar sosyal ve siyasal olarak birer bebek gibiler. Hiçbir şeyi anlamıyorlar. Ve o zaman onların önüne geçen bir öğrenci hareketinin içinde aslında sadece ne diyelim kendi kendini değil, öte yandan bütün bir akademiyi, sadece akademiyi değil, bütün bir memleketi değiştirme ihtiyacı ve arzusuyla doldu taştı. Hiç kimse ötekinden çok fazla önde değildi ama kurumlar vardı. İşte biz Fikir Kulüpleri Federasyonu'nun yerel bölümleri, Sosyalist Fikir Kulübü'ne dahildik üniversitelerde. Ve tabii bugüne göre Türkiye'nin 1965-68-70 arasındaki üniversite dünyasının bir özgürlük okyanusu olduğunu söyleyebilirim. Bu abartı olmaz, bu bir nostalji değil. Bütün politik partilerin birer üniversite ölçeğinde yansısı olabilecek dernekler üniversite içinde kurmaları ve rektörlüğün bunlara yer göstermesi mecburiydi. Öğrenci birliği seçimleri bunların iştirakiyle yapılıyordu ve öğrenci birliği seçimi neredeyse Türkiye genel seçimleri kadar üniversitede önemliydi. Bu tabii çok yüksek bir politizasyon ve kendi kendini yönetme becerisi kazandırıyor. Ben işte 1966'da liseyi bitirdim, üniversiteye geldim, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne. 2 yıl içerisinde bir lise öğrencisinin naivliğinden işte bir çırak devrimci haline geldiğimi hayretle kendi kendime görüyordum. Bir yıl önce neler düşünüyordum, bir yıl sonra neler peşindeydim. Bütün bunlara ben de şahsen şaşırarak baktım. Ertuğrul Hanım, bir şey sormak istiyorum. O dönemin bahsettiğiniz iyi eğitime, iyi bir şeye, okumaya meraklı gençleri içerisinde, dev genç içerisinde, çevrenizde en parlağınız kimdi? En parlak size göre soruyorum yani. En çok böyle okumalarını ve yorumlamalarını. Şehirler bu kadar birbirine yakın değildi. Bugün çok yakın. Yani hemen Ankara'dasınız, İstanbul'dasınız, İzmir'desiniz, Adana, Mersin'desiniz. Hızlıca bir gün içinde 3 şehir, 4 şehir gezebilirsiniz. Öyle değil. Uzun otobüs yolculuklarıyla Ankara ve İstanbul
ve İzmir birbirine bağlanırdı. Dolayısıyla daha yereldi. Biz Ankaralıyız. Ankara içinde de yereldik. Biz ODTÜ'lüyüz. ODTÜ de bizim tabii ki benim için, bizim için sınıf arkadaşımız olan Sinan Cemgil. Bizim bir bakıma idolümüzdü. Birkaç sebeple yani işte böyle şey vardır. Birisi bir odaya girer, girmiş olur, geçer bir yere oturur. Fakat birisi bir odaya girer, herkes ona bakar. Sinan Cemgil böyle bir insandı. Bizimle, bizden belki benden bir yaş büyük olabilirdi. Fakat büyük bir insan gibiydi. Ağırbaşlılık, düşüncelilik, kendini bilerek, tartarak konuşmak, nefsini kontrol vesaire. Bütün bu özellikleriyle öne çıkan bir arkadaşımız olarak biz Sinan'ı önemsedik doğrusu. Yani hani Sinan iyidir, Sinan bize bilmediğimiz şeyleri bildirir, yol gösterir. Böyle bir sırtımızı dayadığımız bir güvencemiz gibiydi. Tabii ki her şey belirginleşmeye başladıktan sonra. Fakat bir yıl içinde... Çünkü Dev Genç içinde Türkiye İç Partisi'nde içinde olduğu gibi anlaşmazlıklar, stratejik farklılıklar ortaya çıkınca işte Sinan'la bizler farklı farklı yerlere düştük ama gene de sonuna kadar, hayatın sonuna kadar bizim için çok önemli bir figür olarak kaldı. Bugün de hala öyledir. Çok kısa ömürler olduğu için bunlardan geriye fazla bir bilgi aktarabileceğimiz kayıt kalmıyor ama bizim izlenimlerimiz var. İçimize yerleşmiş olan o imge var. Sinan'ın öldüğünü radyodan duyduğumuz zaman dünyanın başımıza yıkıldığı duygusuyla geçmiş olan sonraki ömrümüz var. Bütün bunlar bizim Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde gözünü devrimci harekete açmış olanlar için önemli. Ama dediğim gibi bu kendiliğinden olan bir şeydi. Yani hiç kimse Sinan'ı oraya getirmiş, oraya etmiş, onun bir forsu varmış, o da onu icra ediyormuş gibi değildi. O zaten sınıfta öyleydi. Yani haricen bir kimse onu işaret etmiş değildi. O sınıfta, o okulda müzakere, tartışma, hareket, evet öyle başımızı çevirip bakacağımız bir arkadaşımızı bizim için var etti. Yani benim için öyledir. Deniz buradan Ankara'ya geldi, belki yurtlarda kaldı falan ama Deniz İstanbul'un çocuğu, İstanbul'un insanı. Tabii ki o da aslında kendileri aşık, ülke etkiye sahip bir insan olarak baktığımız biriydi. Duruşu, boyu, posu, postürü. Fakat şu tabii bu Deniz'le biraz daha uzaktan, yani Sinan gibi her gün gördüğümüz bir arkadaşımız değil ama her gün hikayesini dinlediğimiz, işte FKF Dev Genç içerisindeki etkilerini duyduğumuz bir arkadaşımız olarak öğrenci hareketi yürüdükçe kendisinden ne diyeyim, duruş, tavır, tutum olarak etkilendiğimiz, yol gördüğümüz bir arkadaşımız olarak bir kenara kaydettiğimiz biriydi. ODTÜ'ye geldikten sonra da daha ahbaplığımız arttı. Doğrusu benim daha sonra Dev Genç Genel Başkanı olmamda şahsen onun ve arkadaşlarının Dev Genç içindeki çeşitli tartışmaların ışığında hani beni işaret etmeleri ve arkamda durmaları, bütün bunların hepsi ayrıca bir kişisel öykü de benim için oluşturdu. Bu iki arkadaşımızı söyleyebilirim ve nihayet aslında siyasete daha derinden girdikçe Mahir Çayan'la olan yakınlığımız, Mahir'in
herkesin bir baş üstünde duran yüksek profili, siyasete hakimiyeti, siyasi edebiyata hakimiyeti, yani yazına egemenliği, teorik pozisyon alışı ve daima yenilikçi ve öncü perspektiflere itibar edişiyle doğrusu benim devrimci harekete boylu boyunca dahil olmam açısından en önemli etken olan kişidir diyebilirim. Ben bu üç insanı sayabilirim. Ertuğrul abi, şimdi anlattıklarınızdan iki şey dikkatimi çekti. Daha doğrusu soruya çevirmek istiyorum. Birincisi, reyting peşinde bir televizyoncu olsaydım size peki Doğu Perinçek nasıldı diye sorardım ama Artı TV'de belki cevaplamak istemezsiniz, muhatap olmak istemezsiniz, sormayabilirim. İkincisi de Türkiye İşçi Partisi'nden farklı düşünüyorduk. Neticede oy vererek, parlamentoya giderek olmayacaktı. Zaten bütün milletvekillerini derdest ettiler dediniz. Bugün oluyor mu peki? Aynı fikirde bugün de siyasette aynı durumlar yaşanıyor. HDP'li milletvekillerinin hepsi derdest edildi. Bugün parlamentoda olur mu? Fikriniz mi değişti? O gün gençlik duygusu mu öyleydi? Tecrübe başka bir şey mi söylüyor? Bu ikisini sormak istiyorum. Hayko, sen bayağı gazeteci olmuşsun. Reytingleri yükseltmeye çalışıyoruz. Birincisini geçelim. Üzerinde durmaya değmezdi. O zaman içinde durmaya değmezdi. Şimdi de durmaya değmez. Onu bir kenara atıyorum. Yani kendimi hep ne diyeyim, işi duymak istemediğim bir kokuyu hissetmişim gibi hissediyorum bu vakayla karşı karşıya geldikçe ya da hatırladıkça onu bir kenara koyacağım. Hiçbir önemi yok bunun dışında. Şimdi Türkiye İşçi Partisi meselesi şöyle. O zaman da şahsen benim açımdan ve genel olarak teorik yaklaşım açısından da Türkiye İşçi Partisi'nin parlamentoda olması ya da parlamentoda bir parti olması, o partinin bizim partimiz olması yadırgatıcı bir şey değildi. Yadırgatıcı olan Türkiye İşçi Partisi'nin eşit hakla oyuna katılmasına izin verilmediği koşullarda Türkiye İşçi Partisi'nin buna bir yanıtı olmamasıydı. 1965'te Milli Bakiye sistemi vardı. 15 milletvekilimiz vardı. Fakat kanunlar şimdi 14 milletvekili ve bir senatörümüz vardı. Ama kanunlar değişti. Şimdi bir milletvekilimiz var. Fakat taktiğimiz gene aynı. Şimdi bunda bir yanlışlık var. İkincisi, parlamento dışında muazzam bir hayat var ve Türkiye İşçi Partisi bu hayata dair bir istikamet bizlere sağlayamadı, yol gösteremediği için faşist hareketin saldırıları karşısında ne yapacağımıza kendimiz karar verdik. Her zaman doğru karar verdiğimizi söyleyemem. Bunun bir gladio operasyonu olduğunu yıllar sonra fark edecektik. Alparslan Türkeş'in bizatihi Bay Gladio olduğunu, kılıcın kendisi olduğunu görüp idrak etmemiz için epeyce yıl ve epeyce zindanda ömür geçirmemiz gerekti. Öncü bir parti bunları görür, anlatır ve buna göre tedbirlerini alırdı. Eleştirinin aslı aslında bu. Yoksa bir değişim olacaksa olur ve bu sandıkta oy sayarak olmaz. Hayat değiştiği için sandık değişir. Sandık değiştiği için hayat değişmiyor. Bu hayatı nasıl değiştireceğimiz ya da değişen hayata nasıl mülaki olacağımız konusunda şimdi önümüzde namütenahi imkan var. Halkların Demokratik Partisi'nde ifadesini bulan siyaset arkasındaki şimdi sizinle konuştuğumuz geçmiş, bu geçmişin öncesindeki geçmiş, bütün bunların Kürdistan'daki hülasası ve bütün bunların kültürel ve siyasi ifadesi olarak
o kadar çok başka formla besleniyor ki parlamentoda olmak nihayet bunların neticesi oluyor. O yüzden HDP'yi kapatsalar da bir şey değişmiyor. Ama Türkiye İşçi Partisi için Türkiye İşçi Partisi'nin açık tutulması ve hiçbir zaman kapanmaması en önemli meseleydi. Oysa en önemli meselenin bu olmadığını hep birlikte gördük. Türkiye İşçi Partisi de, yani onun kurucuları eski komünistler de bu dersi bizimle beraber yaşadılar. O nedenle bu söylediğim, yoksa ben kendi payıma Türkiye İşçi Partisi'nin Türkiye siyasi tarihinde şerefli bir yeri olduğundan şu kadar şüphe etmem. Dediğimin böyle anlaşılmasını da yok, istemem. Şu şeye bakalım, yani bugün değişen hayata bakalım. Latin Amerika'ya, Avrupa'ya, Afrika'ya, nereye bakarsak bakalım. Parlamentolar aslında toplumun nabzının attığı yerler, hiçbir yerde değil. Hayat başka yerde akıyor. Parlamentolar ya buna ayak uyduruyorlar ya da ayak uyduramazlarsa zaten silinip süpürülüyorlar. Bunun illa devrimci ya da yıkıcı bir biçimde olması gerekmiyor. Çöküyor, gidiyor. Kendi kendine çürüyor. İşte Türkiye'de gözümüzün önünde yaşadık. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni iktidara getiren süreci gözümüzün önüne getirelim. Türkiye'nin bütün müesses partiler nizamı bir anda çöktüğü için şimdi başımızda böyle bir melanet var. Bu pekala bir devrimci demokratik yoldan da değişebilirdi. Ama işte konuştuğumuz birçok sebep dolayısıyla yaşadığımız bunca darbenin neticesi olarak maalesef bir demokratik seçenek bu parlamentoya biz de sunabilmiş olmadık. Ama diyeceğim bugünkü durum daha farklı. Bugünkü durum birden çok tarihle, birden çok yolla, birden çok imkanla yürüyen bir muhalefet var ki gözünüzün önüne getirin. 2015'ten beri Tayyip Erdoğan elinden gelen ve gelmeyen her şeyi yapmasına rağmen Türkiye'yi teslim alamadı ve sonunda dedi ki biz aslında siyasi olarak iktidarı elde tutuyoruz ama toplumsal ve kültürel olarak iktidar değiliz. İşte meselenin püf noktası burası. Bunu elde etmek için ne öneriyor siyaset ya da sizin siyasetiniz? En önemli mesele bu. Şimdi Ertuğrul abi, tabii sizin hayatınızı 45 dakikada dönem dönem konuşmak mümkün değil. Onun farkındayım ama 10 dakika kaldı. İsterseniz 1968'de 20 yaşındayken olduğumuz yerde bırakalım. Bir parça madem konu da açıldı, güncele gelelim. Ya da nasıl isterseniz, devam etmek isterseniz hikayeyi de devam edebilirsiniz. 10 dakikamız kaldıysa programın adeti biraz böyle, biraz güncel siyaseti sormak istiyorum sizi yakalamışken. Bir yerden de bakacak olursak seçimlerden sonra en çok kime hayal kırıklığına uğradınız? En çok kim şaşırttı sizi? Öyle bir süreç yaşandı mı bilmiyorum ama Erdoğan öyle ya da böyle kazandıktan sonra işte bak Kafkaslar'da Azerbaycan'la Hazar Denizi'ne ulaşacak bir, İran'ı bypass edecek bir eylemi bugünlerde tamamladı. Suriye'de genişlemeci tavrını sürdürüyor. Kürdistan'ın her tarafında askeri gücü var. Dünya artık Türkiye'de bir muhalefet olmayacağına kesin emin oldu ve Erdoğan'la daha rahat çalışmaya başladı. Erdoğan güçlü. Tarihinin en güçlü döneminde bir yerel seçimlerde muhalefet bir türlü hazırlıklarını tamamlayamıyor gibi gözüküyor deniyor. Ne diyorsunuz? Bu iş uzunca bir süre bitti mi? Erdoğan artık mutlak iktidarını kurdu mu? Erdoğan mutlak iktidarını kurmadı. Erdoğan seçimlerden bence son derece zayıf olarak çıktı. Siyasi aparatı ele geçirmiş olması ya da bir dönem daha siyasi aparata hakim olacak olması bir şey değiştirmiyor. Erdoğan şu an siyasi hasımlarının tekliflerini realize ediyor. Ekonomide olsun,
siyasette olsun, uluslararası ilişkilerde olsun. Aslında Erdoğan bir siyasi İslamcıdan İsmet Paşacı'ya dönüştü. Bir İsmet Paşa siyaseti yürütüyor. Doğu ile Batı arasında dengeli ama çıpayı NATO'ya bağlamış. Üst akıl dediği yere kendisini angaje etmiş ve gelecek yüzyılını burada hayal eden diğer kuvvetlerle ittifak içerisinde. Erdoğan'ın özgün fikirleri, bir Türkiye'de bir siyasi İslam rejimi kurmak fikri Ergenekon aşısıyla şekil değiştirmiş durumda. Öyle baktığımız zaman Türkiye'nin örneğin Macaristan ya da Polonya'nın Avrupa Birliği'nde, Doğu Avrupa'daki statüsünü Orta Doğu'da arayan başka bir plan üzerine kendisini yerleştirdiğini ve bunun Erdoğan'ın özgün perspektifi olmadığını söyleyebilirim. Erdoğan bu pozisyona MHP ile ve Ergenekon'la ittifak içerisinde geldi. Bu aslında 1980 öncesi milliyetçi cephe ittifaklarının 2000'lerdeki tezahürüdür. Türkiye gericiliğinin ortak hamlesiyle karşı karşıyayız. Böyle olduğu için evet burada Erdoğan eşitler arasında birinci ama nihayet bu ittifakın kısıtları ve iç çelişkileri var. Öbür taraftan kendi yaratmış olduğu muazzam bir ekonomik çukurun içinde ve toplumun beklentilerinin hiçbiri karşılanamamış ve nihayet seçim sonucu gerçek güç dengesini de yansıtmıyor. Evet, şöyle diyelim, hakimiyet ve dolayısıyla zoru kullanma üstünlüğünü yansıtıyor ama halk tarafından tasvip edilme, halkın gönlünü kazanmışlık bakımından muhalefetten daha ileride değil. Hatta Türkiye'nin aynı zamanda en nefret edilen insanıdır Erdoğan. Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin en sevilen insanı değildir ama en nefret edilen insanı da değildir. Erdoğan'ın rolü böyle karmaşık. Dolayısıyla bu çelişkiler ve bu kırılganlıklar sürerken Türkiye'nin bütün ötelenenleri, bütün ihmal edilenleri, bütün sistem dışı bırakılanları ki bu Türkiye nüfusunun neredeyse %60'ıdır. Bunların bir ortak hareket noktası yakalamalarıdır. Püf noktası siyasetin ve bütün operasyon da buraya doğru yapılmaktadır. Bu operasyonu çelip çelemeyeceğimize bağlıdır. Şimdilik merkez muhalefet bu açıdan çok aciz görünüyor, apaçık. Fakat, hayırlı buluyor musunuz Ertuğrul abi? Altılı masanın seçimlerden sonra, üstelik bak Meral Akşener, Kemal Bey neler söylüyor, artık ağır suçlamalarla devam ediyor süreç. Altılı masanın böyle dağılmasını yeniden toparlanacak muhalefet için bir fırsat, HDP için bir fırsat olarak görüyor musunuz? Ben demokratik muhalefet, illa partilerle imlemeyelim ama evet HDP burada çok önemli bir kuvveti ifade ediyor. Bunun dışında böyle kodlanmamış, kendilerini partilerde ifade etmeyen büyük sosyal kuvvetler var. Söyleyeyim size, kadın hareketi, başlı başına Alevi hareketi, Kürtlerin dinmek bilmeyen mücadelesi, kent yoksullarının ve ekolojik yıkıma karşı mücadele eden çiftçilerin ve köylülerin hareketi. Bütün bu dinamikleri bir arada mütalaa ettiğimiz zaman aslında mevcut hakimiyet rejimine ve bunun iktisadi politikalarına karşı güçlü bir direnç mevzileri toplamı Türkiye'de var. Belki hemen yerel seçimlerde bu karşılığını bulamayabilir. Fakat hayatın akışı bu yöndedir. Yatırımı buraya yapmak gerekmektedir. Parlamentoya girmekte değildir marifet. Çünkü parlamento iktidarın hemen hemen hiçbir momentini temsil etmiyor artık. İktidar tamamen Beştepe'ye yığılmış durumda. Dolayısıyla parlamentoya girdim girmedim meselesi değil. Parlamentodan olsa olsa bir yüksek kürsü olarak istifade edip
toplumun zemininde güç merkezleri oluşturmaya bağlıdır. Sosyal olanla politik olanın iç içe geçmesiyle ilgilidir. Bu denenen ve yapılan bir siyaset tarzı değildir. En çok Kürt hareketi ve geçtiğimiz 10 yıl içerisinde HDP'nin denediği siyaset tarzıdır. Fakat ne yazık ki başkanlık rejiminin diktatoryası dolayısıyla son 5-6 yılda bu da epey momentum kaybetti. Şimdi bunun ihyası dönemi. O yüzden ben şöyle diyebilirim. Aslında bu dinamikler harekete geçtiği takdirde İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in, Adana'nın, Mersin'in yeniden Tayyip ve Erdoğan tarafından elde edilmesi çantada keklik değildir. Hatta bana sorarsanız mümkün de değildir. Yeter ki halkın kendine yakın bulduğu bir belediye başkan adayını bütün sadece partiye dönük değil, buma dönük nitelikleriyle beraber ortaya koymanın önüne partiler engel olmasın. Ben hiç ümitsiz değilim ve bu durumda şimdi mesela şöyle söyleyeyim, ben altılı masanın bu seçimlerde oynadığı bunca yıkıcı rolden sonra HDP ve Kürt halkından destek beklemesi beyhudedir. Öyle bir masa yoktur. Öyle bir yer de yok artık. Ama buraya yüzünü dönmüş milyonlarca insan vardı ve bunların ümitleri, beklentileri hala devam ediyor. Bunlarla bakışacağımız sosyal zeminler kurulabilir Mart sonuna kadar veya kurulamaz. Bahsi diğer. Ancak hiçbir şey çantada keklik değil. Onu söyleyebilirim. Mücadele devam ediyor. Yani demin konuştuk ya, uzun bir perspektiften bakabiliyorum. Şanslıyım o açıdan. Türkiye'nin son 50 yıllık siyasi hayatının içinde yaşadım. Gözlerim de gördüm. Nelerin bir günde değişebildiğini, nelerin hiç yoktan var edilebildiğini, hiçbir şey için imkansız denemeyeceğini, Süleyman Demirel'in tabiriyle 24 saatin çok uzun bir süre olduğunu siyasette hakikaten gördük. O nedenle ümit kesecek hiçbir şey yoktur. Gücümüzü maksimize etmek, bütün mesele budur. Gücün maksimizasyonu, kendi gücüne güvenmek, kendi gücünü siyasete yansıtmak. Şu anki görevimiz budur. Bu uygun yoldan yansıdığında zaten bu şu demektir. Ankara'da belediye başkanının kim olacağını, İstanbul'da belediye başkanının kim olacağını, Mersin ve Adana'da, Antalya'da, Antakya'da kimin olacağını tayin edecek noktadayız. Bu kuvvetimizi asla unutmayalım. Bir cüzüz, bir parçasıyız bütün sürecin. Fakat istisnai bir parçasıyız. O açıdan bu gücün hakkını vermekle Tayyip Erdoğan'a beklemediği sonuçları yaşatmamız mümkündür. Fakat o bunları biliyor, bekliyor. Böyle olacağını bildiği için de bütün oyununu bizim cephemizi dağıtmak üzerine kuruyor. Muhalefetin aklı varsa bu oyuna katılmaz. Onu söyleyebilirim. Şimdi Yeşiller ve Sol, neydi o, hep karıştırıyoruz artık. Yeşil ve Sol Parti diyeceğiz değil mi? HDP deyip duruyoruz Ertuğrul abi, ağız alacak. Yeşil Sol Parti. Evet. Bak, HDP diyelim hala geçerliliğini koruyordur. Bir kadro geldi, yeni milletvekilleri geldi, parlamentodaki dağılım yeniden şekillendi. Şimdi yerel seçimler var ve çok sayıda belediye başkan adayları gelecek. Çok fazla arkadaşımız cezaevinde, sürgünde, siyasetin dışına itilmiş durumda. Fakat tabandan pek çok yeni insan geldi ve gelmekte. Son soru, vaktimiz de doldu. Nasıl kadrolar geliyor? Uzaktasınız ama hep temastasınız. Nasıl görüyorsunuz yeni şekillenen kadrolar? Önümüzdeki dönem için gördüğümüz simalar, yüzler heyecan veriyor mu size? Şimdi bence kişilerin önem kazandığı bir dönemden hareketin, fikirlerin ve kitlenin arzularının önem kazandığı bir noktaya geliyoruz. Bu açıdan böyle yüksek profilli şahsiyetlerden değil, karınca gibi çalışan
örgütçü ve siyasetçilerden oluşacak bir hareket yürüyecek. Bu inşa edilecek. O yüzden böyle tipolojiler bugün söz konusu değil. Şüphesiz temayüz edecek olan kişiler olacaktır. Temsil görevi gereğince öne çıkan arkadaşlarımız olacaktır. Ama kadrolar bireysel kahramanların artık yerini alacak. Bu anlayış partide hakim. Kitlenin de talebi budur. Kitlenin talebi kendisini hesaba katan bir siyaset. Kendisini ikincileştiren değil, kendisinin her an elini uzatıp denetleyebileceği bir yapı ki yerel yönetimler bu açıdan son derece yakın temas kurulabilen yerler ve bu seçimler aslında bizim seçmenimiz için Yeşil Sol Parti'ye, HDP'ye oy verecek olan seçmenler için bir onur isyanı meselesi. Belediyeyi aldık almadık, kayyum geldi gelmedi değil. Bir kere daha Tayyip Erdoğan'ı o sandıklara gömme enerjisi ve arzusudur. Bu siyasetin sizi yükselteceği yeni nivoya erişmektir. Yenilemez bir hareket olduğumuzu göstermek ve iktidarın asıl kaynağına doğru yürüyüşe devam etmektir. Ben bunu yapacağımızı, bunu yapacak güç ve inadın olduğunu ve tabii ki cezaevlerinde, sürgünde hayatlarını kaybetmiş ya da siyaseten siyasi ömürlerine son verilmiş arkadaşlarımızın yarattığı muazzam bir kanama var. Bu kanama yokmuş gibi düşünmüyoruz ama sizin de gördüğünüz gibi akan kandan fazlası yeniden dolaşıma, damarlara geliyor. İster istemez bu kan değişimi kendi tabiatını da gelecek. Çok bildiğimiz bir siyaset ve siyasi kadrolar olmayabilir. Ama halk aynı halk, talepler aynı talepler. Bunlara daha anonim, daha kolektif yanıtlar vereceğimiz bir dönemdeyiz. Yolumuz açık, öyle diyebilirim. Ertuğrul abi çok teşekkür ederim. Yerel seçimler yaklaştığında biraz daha aktif siyaset konuşmak üzere mutlaka tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Hoşçakalın. Ben de çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyenler, Bağdat Kafe'de bu hafta HDP Onursal Başkanı sevgili Ertuğrul Küpçü konuk oldu. Haftaya bambaşka bir programda bambaşka bir konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın.